Süleyman Özışık. WhatsApp'tan darbe planlaması yapılır mı? 104 eski amiralin gece yayınladığı darbe imalı bildiri üzerinden günler geçmesine rağmen gündemin birinci sırasında kalmaya devam ediyor. Muhalifler bildiriyi tek kelimeyle kınamış olsa aslında ortada sorun kalmayacak. Ama maşallah emekli amiralleri savunayım diye öyle bir saçmalıyorlar ki insan bildirinin bir darbe bildirisi olduğuna daha çok inanıyor. Neymiş efendim ahı gitmiş vahı kalmış ununu elemiş eleğini asmış 104 emekli amiral mi darbe yapacakmış. Silahını teslim etmiş olan emekliler mi ülkeye el koyacak darbe yapacak olan whatsapp üzerinden mi darbe yaparmış. Bu soruları sorarak bildiriyi aklayabileceklerine inanıyorlar. Oysa bu soruların cevaplarını çok kısa zaman önce hem de çok acı bir tecrübeyle almıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş açtığı FETÖ terör örgütünün amacının devleti ele geçirmek olduğunu söylediğinde birileri yahu ölüm döşeğindeki adam mı darbe yapacak bu adamın silahı mı var ki darbe yapsın diyordu değil mi? Kısa zaman sonra ölüm döşeğinde denilerek masumlaştırılan teröristin nasıl darbe yaptığını ve silahları nereden bulduğunu, üzerimize sürülen tankları, bedenlerimize saplanan kurşunları ve tepemize yağan bombaları görünce anlamış olduk. Peki, FETÖ terör örgütü darbe planlarını nerede yapıyordu? FETÖ'cüler talimatları nereden alıyor, nerede organize oluyordu? Baylok'tan. Yani WhatsApp benzeri bir başka iletişim ve sohbet platformu üzerinden. Hatta darbe gecesi İstanbul'daki darbeciler nerelerde mevziye alacaklarını, nereleri vuracaklarını WhatsApp üzerinden gelen talimatlara göre belirliyordu. Yani öyle yaşlı amiraller diyerek WhatsApp diyerek bu olayı masumlaştırmaya çalışmak pek de akıllıca bir yöntem değil. Bunların Atatürk tüccarlığı yaparak kendine yüzen villa yaptıran Yılmaz Özdil isimli bir yazarı var biliyorsunuz. Bu yazar emekli amiralleri savunacak diye öyle bir hikaye döşenmiş ki akıllara ziyan. Bakın ne diyor? Emekli amiraller imza attıkları Montre metnini karargahta veya hücre evinde gizli saklı hazırlamadılar. Bir araya bile gelmeden kendi aralarındaki WhatsApp grubunda konuşarak hazırladılar. Apar topar da değil, benim öğrendiğime göre söz konusu metni oluşturmaları bir hafta kadar sürmüş. Hepsinin telefonu mutlaka dinlendiğine göre sayın devletimiz böyle bir açıklama yapılacağını bir haftadır mutlaka biliyordu. Madem böyle bir metnin açıklanması darbedir, o halde... Halde açıklanması neden engellenmedi? Neden emekli amirallerle konuşulmadı? Satır arasına sıkıştırılan şeytanlığı görüyorsunuz değil mi? Önce telefonları muhakkak dinleniyordu diyerek ortaya doğru olmayan bir iddia atıyor. Sonra yalanı yüzde %100 doğruymuş gibi savunarak devlet böyle bir açıklama yapılacağını bir haftadır biliyordu da neden engel olmadı demeye başlıyor. Kontrollü darbe demenin başka bir versiyonu anlayacağınız. Sonra yalanını ve hastalıklı düşüncesini şöyle devam ettiriyor. Asran liderimiz kışın ortasında durup dururken ben yazlık sarayıma gideceğim, hafta sonu tatil yapacağım dedi. Marmaris'e gitti. Söz konusu metin Asran liderimiz Marmaris'teyken açıklandı. Ne tesadüf değil mi? demek istediği şu. Erdoğan aslında darbe imalı bildirinin yayınlanacağını dinlemeler sayesinde çok önceden öğrenmiş, bildirinin yayınlanacağı günü saati de öğrenmiş. Bunlar bildiriyi yayınladığı saatte ben Marmaris'te olursam bal kaymak olur demiş. Birader rakıyı falan geçtim. Allah'ını seversen bize doğruyu söyle. Sen yazıya oturmadan önce bonsai tarzı bir şey mi kullanıyorsun? Ya da nasıl bir sentetik kullanıyorsun da bu seviyeye geliyorsun? Bu nasıl bir kafadır yahu? Hani utanmasan emekli amirallerin kafasına silah dayayarak bildiriyi tam da o saatte yayınlattı diyeceksin. Toplaşan emekli amiraller, metni yazan emekli amiraller, aksi takdirde diyerek tehdit eden emekli amiraller, yayınlayan emekli amiraller. E ee, ama suçlu Erdoğan öyle mi? Muharrem İnce'nin demesiyle şizofren misin nesin kardeşim? Ben sadece Atatürk tüccarı olan yazara örnek verdim ama yeminle hepsi aynı durumda. Hepsi bu olayın üstünü örtmek için kafayı yemişçesine yazılar yazıp duruyor. Neyse Allah akıl fikir versin demekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Süleyman Özışık, Türkiye Abdülkadir Selvi CHP bildirinin neresinde? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli amirallerin darbe tehdidi içeren bildirileri hakkındaki yaklaşımını sanıyorum şu cümle çok net bir şekilde özetliyor. Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında ''Bunlar sadece 104 emekli amiralden ibaret değil.'' diyor. CHP'nin bu işin tam göbeğinde olduğunu söylüyor. Erdoğan AK Parti grubundaki konuşmasında da bildiriyi yayınlayan amirallerle CHP arasındaki ilişkiye özel bir yer ayırdı. Çok açık, net olarak söylüyorum, bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştum. Neyi konuştun diyeceksiniz, AK Parti grubunda başka bir gündem yoktu ki, emekli amirallerin bildirisi tartışılıyordu. Bildiriye dikkati çeken ilk çıkışı yapan İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun'la da sıcağı sıcağına verdiği tepkiyi değerlendirdik. Fahrettin Altun ilk andan itibaren gece yarısı bildirisinin adını koydu, darbe tehdidini deşifre etti. Soylu da amirallerle CHP ilişkisine dikkat çekmiş. CHP'ye üye olan 4 kişi var aileleriyle yakınlarıyla üye olanlar da olduğu biliniyor. O gece biz sabaha kadar uyumadık çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi partiyle yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net dedi. Soylu'ya CHP ile bildiri yayınlayan amiraller arasındaki ilişkiye dikkat çekmesinin nedenini sordum. CHP darbe iklimini küçümseyerek meşrulaştırmaya çalışıyor. 27 Mayıs'tan bu yana o misyonu sürdürüyor. Bildiriyi yayınlayan amirallerle CHP arasındaki yoğun bir temas dikkati çekiyor. Ancak amiraller yayınladıkları bildiriyle kendilerini açık edince millet buna tepki gösterince CHP bu kez olayı küçük göstermeye, emekli amiraller tabancalarıyla mı darbe yapacaklar diye basitleştirmeye çalışıyor. Neden çünkü arkası yarını düşündürüyorlar. Bir sonraki için kadroları muhafaza etmeye çalışıyorlar dedi. Süleyman Soylu Demokrat Parti geleneğinden geldiği için darbeler konusunda önemli bir birikime ve duyarlılığa sahip. 27 Mayıs'tan önce 9 subay olayı yaşanmıştı. 9 subay olayı hakkıyla değerlendirilseydi, cuntanın bağlantıları ortaya çıkarılsaydı 27 Mayıs olmayabilirdi. Ama ne oldu? Cuntacılar beraat ettirildi. Darbe hazırlığını ihbar eden Samet Kuşçu cezalandırıldı. Bu içerideki cuntalara siz arkası yarına hazırlanın, siz darbe yapın demektir. O nedenle bu tür bağlantıların ortaya çıkarılması çok önemlidir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geçeceğim ama bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. O da şu ki Cumhurbaşkanı başından beri emekli amirallerle Türk Silahlı Kuvvetlerini ayrı tutmaya özen gösteriyor. Erdoğan AK Parti grubunda da Rabbime bana böyle bir ordunun başkomutanı sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdü senalar ediyorum dedi. Erdoğan sözlerini bitirmeden AK Parti milletvekilleri ayağa kalkarak uzun süre alkışladılar. Cumhurbaşkanı ilk değerlendirmesinde de emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bir bühtandır demişti. Erdoğan başkomutan sıfatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıktı dedik. Ama darbe tehdidi taşıyan bildiriyi yayınlayan emekli amiraller için tabi bu emekli amiraller falan onlar bu işin dışında onları karıştırmayalım. O da bize leke olur. Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyor diye konuştu. Bu vesileyle belirteyim. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı siviller emekli amirallerin bildirisini masum göstermeye çalışıyor ama TSK'da muhtıra değerlendirmesi yapıldığı yönünde haberler kulağıma geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir grup konuşmalarını kısa belgesellerle destekliyor. Dün de CHP'lilerin geçmişte darbelere verdikleri destekleri anlatan kısa bir belgesel izletti. Erdoğan kısa tuttu ama darbelerle ilgili arşivi açtığınızda CHP'lilerin sözlerinden hem fasiküller halinde ansiklopediler çıkar hem de en az 10 bölümlük belgesel yapılır. Firari FETÖ'cü Tuncay Opçi'nin 15 Temmuz'dan bir gün önce attığı tweette olduğu gibi darbeciler hep yatakta basıp şafakta asacaklar inancıyla harekete geçtiler. Ama bir kısmı gece karanlığında çıktıkları yolda sabahın aydınlığında enselendiler. Organize bir şekilde gece yarısı bildiri yayınlayan emekli amiraller de suçüstü yakalanınca bu kez efendim emekli amiraller mi darbe yapacakmış savunması servis edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu teze tepki gösterdi. Darbecinin emeklisi muazafı olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil. Yoksa bu bir sinsilik mi? Orasının takdirini milletime bırakıyorum diye konuştu. Emekli asker safsatası. Talatay Demir 21 Mayıs 1963'te ikinci darbe girişiminde bulunduğunda emekli albaydı. 9 Martçıların arasında eski 27 Mayısçılar Cemal Madanoğlu, Orhan Kabibay Numan Esin, İrfan Solmazer vardı. Onlar muvazzaf asker değildi ama kadrolu darbeciydi. Darbe hevesleri arasında askerler yoktu. Anlı şanlı gazetecilerle aydınlar 9 Mart Cuntası'nın üyesi çıktı. Gürsel emekliliğini istemişti. 27 Mayıs'ın lideri Cemal Gürsel ise 3 Mayıs 1960'ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emeklilik dilekçesini vermiş ancak iki ay sonra süresinin dolmasını beklemek üzere İzmir'e çekilmişti. Ama 27 Mayıs'ta darbenin lideri oldu. Sahi 28 Şubat'ı sadece askerler mi yaptı? Beşli çetenin hangisi üniformalıydı? 28 Şubat'ın gazetecilerinin hangisi muvazzaf askerdi? 28 Şubat'ta bu defa işi silahsız kuvvetler halletsin manşetleri atılmadı mı? Kenan Evren anılarında 12 Eylül'den önce daha ne bekliyorsunuz diyen siyasileri anlatmıyor mu? Darbe bir süreç işi. Emekli amiraller süreci başlatıp muvazzaflarsa süreci tamamlar. Eğer o iklimi hazırlarsanız gece yatakta basılıp sabah şafakta asılmamak için darbelere karşı uyanık olmakta yarar var. Abdülkadir Selvi, Hürriyet